Basın toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle önümüzde yerel seçim süreci olduğunu söylemek istiyorum. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi hem yeni bir yapılanmayla, yeni bir heyecanla, yeni bir ruhla bütün Türkiye'de seçimlerde başarılı olmak için bütün çalışmaları örgütleriyle, genel merkeziyle beraber yapmaktadır. Bu süreç içinde de Ankara'dan milletvekilimiz Murat Emir ve Antalya milletvekilimiz Aliye Coşar buraya geldiler. Hem örgütümüzle görüşmeler yapıp hem de aday adayı arkadaşlarımızla da görüşerek yerel seçim sürecini yakından takip edecekler. Tabii ki esnafımızla dolaşacağız. Çeşitli diyalogları da yapacağız. Bu süre zarfında da Isparta'nın sorunlarına ilişkinde partimizin görüşlerini kendileri de açıklayacaklar. Ben sözü fazla uzatmadan vekillerime bırakmak istiyorum. İl başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kollarımız, genç kollarımız, sevgili mücadele arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle 14 Mayıs'ta sağ çalışmasında beraber olmuştuk burada 3-4 gün. Tabii tekrar sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Yerel seçim sürecindeyiz. Tüm milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz Türkiye'nin dört bir yanında il ve ilçelerimizi dolaşıp bütün il ilçe başkanlarımızla beraber durum değerlendirmesi yapacak adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız. Tabii ki süreç hepimiz için önemli. Hepimiz başarıya odaklanmak zorundayız. Isparta'mızın 12 ilçesi var. Alabileceğimiz daha önceki seçimde çok az farklarla kaybettiğimiz ilçelerimiz var. Bu sefer alabileceğimiz ilçelerimiz daha çok ve bunu merkezden, daha doğrusu merkezden başlayıp bu şekilde ilçelere başlayacağız. Sosyal demokrat belediyecilikle beraber Isparta'da gerçekten bir kimlik kenti olmaya hak ediyor. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor bu aşamada. Umarım her şey güzel olur. Hepinizin de ayaklarınıza sağlık. Ben milletvekilimiz Murat Emir'e vereyim. Biraz da o sorunlara değinecek. Hepinize teşekkür ederim. Sayın İl Başkanım, çok değerli örgüt emekçilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve örgütümüze emek veren mücadele arkadaşlarım ve değerli basın emekçileri, hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Biz bugün bir günlük çalışma için geldik. Amacımız Ispartalı hemşehrilerimizin karşısına yerel seçimlerde en güçlü adaylarla çıkmak. Çünkü önümüzdeki seçimler Türkiye için çok önemli, bizim için çok önemli, Isparta için çok önemli. Ve biz Isparta'da ve Türkiye'de başarı hedefliyoruz. Hepimizin malumu, genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aslında inanmıştık, çok mücadele ettik ama maalesef başarılı olamadık. Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebebi bence özellikle iktidarın olağanüstü medya gücüyle, olağanüstü güçleri hareketlendirerek ülkede algıları bozması, yalanla, sahte videolarla ve halkımızın algısını değiştirerek, karıştırarak seçimlerde sonuç almış olması. Biz kendimizi olması gerektiği gibi anlatamadık. Çünkü Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Türkiye'de işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, adam kayırmacılık, yalan, talan, her türlü haksızlık, hukuksuzluk son derece yaygın. Ve ülkemizin artık bundan kurtulması gerekiyordu. Ama maalesef bu anlamıyla biz başarılı olamadık. Bildiğiniz gibi partimiz içerisinde bir değişim süreci yaşandı. Yeni bir genel başkanımız, yeni kadrolarımızla çok daha güçlü bir şekilde yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Ve bu anlamıyla da tüm Türkiye'de arkadaşlarımız çalışmalarına başladılar. Tabii özellikle Isparta bizim için çok önemli. Isparta Demokrat Parti'den başlayarak ve özellikle de Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile birlikte, Adalet Partisi ile birlikte Türkiye'de önemli bir kent. Türkiye'nin siyasi yolculuğunda demokrasi adına önemli bir yer tutmuş, bir kilometre taşı olmuş bir kent. Ve burada özellikle merkez sağın, demokrasiye inanan insanların önemli bir ağırlığı olduğunu biliyoruz. Ve biz bu damarın çok daha güçlü bir şekilde harekete geçmesinden yanayız ve bunun da olacağına inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki seçimlerde AKP oy kaybetmeye devam ediyor. Çünkü özellikle genel seçimlerden sonra yoksulluk daha çok arttı. İşsizlik daha çok arttı. Faizler 5 kat arttı. Faizleri getirdikleri yeri görüyorsunuz. O gün nas diyorlardı ama bugün habire faiz artırıyorlar. Çünkü Türkiye ekonomisini
içinden çıkılmaz bir noktaya getirdiler. Vatandaşımızın dertleri her gün daha çok artıyor ve AKP verdiği neredeyse hiçbir sözü tutamaz halde tutamadı. Dolayısıyla vatandaşlarımız bir kez daha yanıltılmış olmanın üzüntüsünü, acısını yaşıyor ve biz de bunun mutlaka sandığa yansıyacağını biliyoruz. Ama biz AKP'nin başarısızlığını, yeteneksizliğini, ülkedeki dengeleri bozmasını, ülkeyi bir yoksulluk girdabına sokmasını başarının tek şartı kabul etmiyoruz. Biz de çok iyi olmak zorundayız. Çok daha iyi çalışmak zorundayız. Ve özellikle de Isparta'yı hak ettiği yere taşıyacağımızı vatandaşımıza inandırmak zorundayız. Isparta'nın çok derin sorunları var ve bu sorunları biz biliyoruz. Hangi arkadaşımız aday olursa olsun, hangi arkadaşımız ilçelerde aday olursa olsun, genel merkezimizde önemli çalışmalar yapıldığını bilmenizi isterim. Bizler Türkiye'nin her yerinde, aynen Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da olduğu gibi, Isparta'da da sosyal demokrat belediyeciliği, halkçı belediyeciliği, şeffaf belediyeciliği, vatandaşın her bir kuruşunun doğru yere harcandığının gösterildiği belediyeciliği Isparta'da da mutlaka yaşama geçireceğiz. Isparta göz ardı edilmiş, gözden çıkarılmış bir kente dönüşmüş durumda adeta. Bakınız, Isparta'nın teşvikten hak ettiği oranı alamadığını biliyoruz. Mutlaka 3. teşvik bölgesine çekilmesi lazım. Çünkü bu haliyle hak ettiği kadar teşvik alamıyor, Isparta hak ettiği kadar büyüyemiyor. Aynı şekilde organize sanayi bölgelerinin açılması lazım. Yeni belediyenin, bizim belediyeciliğimizin, yeni seçilecek merkez ilçe merkez belediye başkanımızın 2. organize sanayi bölgesi açacağını bilmenizi isterim. Aynı şekilde Isparta bir tarım başkenti. Başta gül olmak üzere elma önemli, kiraz önemli ama gülün de gül üreticisinin de mağduriyetini gayet iyi biliyoruz. Özellikle gül endüstriyel bir ürün ama burada sanayi ürünü olarak değerlendirilmediği için hak ettiği kadar üreticinin hak ettiği kazancı elde edemediğini, birçok sorunla baş etmek zorunda olduğunu biliyoruz. Gül Isparta için sembol bir üründür. Dünya için çok değerli bir üründür. Bunun da mutlaka hak ettiği yere getirilmesi lazım. Belediyecilik dediğinizde altyapı anlıyoruz biz. Altyapısı olmayan kentlerin büyüyemeyeceğini biliyoruz. Yeni belediyenin mutlaka yeni bir gelişme modeli ortaya koyması lazım. Yüzeyde herkesin göreceği yerde birkaç park açarak, göstermelik birkaç şey yaparak artık belediyeciliğin yapılması mümkün değil. Isparta'da doğru dürüst bir kentleşme olmadığını, doğru dürüst bir altyapı çalışması olmadığını, kentin büyütülmesine dönük, kentte üretimin artırılmasına dönük herhangi bir işin yapılmadığını gayet iyi biliyoruz. Isparta'da otopark sorunu var. Bunu çözeceğiz. Isparta'da trafik sorunu var. Bunu çözeceğiz. Ispartalı hemşehrilerimiz bunu çözecek kişilere ve kadrolara oy verecek. Ispartalı hemşehrilerimiz içerisinde kafası karışık olan varsa da gelecekler İstanbul'a bakacaklar, Ankara'ya bakacaklar, Antalya'ya bakacaklar, Mersin'e bakacaklar, Adana'ya bakacaklar ve sosyal demokrat belediyeciliğin, CHP belediyeciliğinin ne demek olduğunu anlayacaklar. Dürüst belediyeciliği görecekler, dürüst belediyeciliği. Vatandaşın her bir kuruşunu nereye harcadığımızı biz söylüyoruz. Sürekli İçişleri Bakanlığı denetimi altındayız. Ama arıyorlar, tarıyorlar, zorluyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde öyle anlamlı bir yolsuzluk bulamıyorlar. Çünkü biz hesap vermeyi ve vatandaşın her bir kuruşunu kendi cebimizdeki para gibi görmeyi ilke edinmiş bir partiyiz. Değerli arkadaşlar, Isparta bir üniversite kenti. Ama üniversitelerin de içine düştüğü durumu hepimiz görüyoruz. KYK yurtları yetersiz, var olanlarda altyapı sorunları yaşıyor, asansörlerde gencecik yavrularımız maalesef can vermek zorunda kalıyorlar. Ve üniversite kenti olmanın bir kente çok şey kattığını biliyoruz ama üniversite büyümeden, üniversite kaliteli olmadan, üniversitenin altyapısı genişletilmeden bunların hiçbirinin olması mümkün değil. Eğridir Gölü yok oluyor. Eğridir Gölü için özel önlem alınmalı, hükümet düzeyinde önlem alınmalı ama buradaki yerel yöneticiler de Eğridir Gölü'nü dert edinmek zorundalar. Eğridir Gölü nasıl kurumaktan kurtulur, nasıl kaderine terk edilmez diye sorduğumuzda bugüne kadar hiçbir şey yapılmadığı maalesef karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlar, Isparta Müzesi
taşınıyor ama envanteri henüz açıklanmamış. Değerli milletvekilimiz Yalımalıcı kardeşimiz, kendisini çok seviyoruz, çok da beğeniyoruz, takdir ediyoruz. O da bu sorunu mecliste gündeme getirdi. Ama Isparta Müzesi, o geçmiş çok eskilere giden, milattan önce 3000-4000'lere giden tarihi taşıyan, tarihi unsurları taşıyan ve bize emanet olan, bizim de gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz olan tarihi eserleri ne yaptığınız açıkça söylemiyor. Biz bu sorunun takipçisiyiz. Her bir çakıl taşı, bu topraklardaki her bir tarihi eser, bizim geçmişimize ait her değer bizim için çok önemlidir ve bunun da peşinden gideceğiz. Değerli dostlar, önümüzdeki seçimlerde biz iddialıyız. Türkiye'de iddialıyız. İttifaklara, yapılanlara, yapılmayanlara bakmayın. Asıl yapılması gereken vatandaşın ittifakıdır. Yerel seçimlerde, genel seçimlere nazaran zaten vatandaşımız seçilebilecek ihtimali olan ama kendisine en yakın partiye, hatta en yakın adaya verir. Özellikle Isparta gibi yerlerde adaylar da çok önemlidir. Herkes birbirini tanır. Kime güveniyorsa, kime inanıyorsa, kimin gerçekten doğru belediyecilik yapacağına inanıyorsa ona oy verir. İşte biz de bu nedenle doğru adayları bulup doğru bir çalışmayla, cefakar, fedakar bir çalışmayla Isparta'da da Türkiye'de de başarılı olmayı hedefliyoruz. Aslında Isparta'da çok yakınız. Zorlandığımız bir yer olduğunu biliyoruz ama iyi bir çalışmayla, kararlılıkla, inançla ve omuz omuza yürüdüğümüzde sonuç alacağımızı biliyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bugün Isparta'dayız. Programımız yettiği sürece de alanlarda da olacağız. Hepinize sonsuz teşekkürler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar, ilçe başkanlarını ve aday adaylarımızı tek tek il odasında bekleyelim. Aday olan arkadaşlarımız, aday olan ve ilçe başkanlarımız ayrılmasına tek tek vekillerimle görüşme yapacaklar. Biz buradayız.